Ve arkadaşlar, Mersin Limanı'nda olduğu gibi buradan da dönüşü çekiyorum. Yine aynı terane tırlar geliyor, yanaşıyor, giriyorlar. Bayağı bir kuyruk var. Ben de saat 8 gibi bu kuyruğa gireceğim ya da aradan gireceğim. Çünkü bu kuyruk bayağı en az bir kilometre sürüyor. Ben karavanın içindeyim. Video hazırlıyorum, keyif yapıyorum. Sorun yok. Aceleye de gerek yok. Zaten karavanımız saat 11.30'da feribotumuz saat 11.30'da kalkacak zaten. Acemliğimiz gittiği için biraz daha rahatım. Saat 19.30 Kıbrıs saatiyle, Türkiye saatiyle 20.30. Sıraya erken girdim çünkü önümde 3-4 tane tır var. Zaten bunların girmesi 8'i bulacak büyük ihtimalle. Bu arada şu detayı vereyim. Mersin'den Magosa'ya giderken bu kadar sivil yoktu. İşte öğrencisi, askeri, kızı, erkeği, genci, yaşlısı, çok sayıda yolcu var. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Girine o yönden bayağı hareketli. Gümrük memuru, pardon, polis dedi, 8'de açıyoruz dedi. Hemen biraz arkaya yanaştım. Park ettim. 8 olur olmaz ilk ben gireceğim. Aklınızda olsun. Gemiye doğru gidiyoruz. Yani inanın, hani prosedür Türkiye'den daha kolay. Niye kolay? Çünkü burada geliyorsunuz, aracınızla durup inip polisi hallediyorsunuz. Sonra gümrük hemen ardından şöyle aracı öylesine bakıyorlar. Sonra gemiye doğru devam ediyorsunuz. Bu kadar. Ya, Türkiye'deki gibi gir çık olmadı. O yönden sevindim. Basit yani. Buradan çıkmak daha basit. Şimdi burası geniş bir alan. Ben gemiyi gördüğüm için buradan sağa dönüp direkt devam edeceğim gemiye doğru. Tabii bizi ne zaman yüklerler? Biraz da herhalde orada bekleyeceğim gibi. Her yer tır olduğu için, mesela bu sağımda bir gemi var. O değil, onu biliyorum. Her yer tır dolu. Bunlar park etmiş. İşte kalkma zamanlarını bekliyorlar. Şimdi şuradan sağa döneceğim. Burası da zifiri karanlık ya. Tırcılar yemeklerini falan hazırlıyor. Hah arkadaşlar, bizimki bu. İlerideki. Oho, burada da ne bu tuzakları var ha. Gidelim bakalım. Tırları beklemiyoruz tabii ki. Yani buraya gelip yanaşacağız. Artık kendileri kimi ne zaman alırsa. İnşallah dar bir yer almazlar da beni. Karavan rahat açılıp kapanabilsin. Gece Girne manzarası. Yalnız bu filo denizcilik de çok büyük. Bakın, bizden önceki tırlar yüklenmiş. İşte. Yalnız bu Via herhalde, bu bizim feribottan küçük. Ya da şöyle bir şey yapmışlar, rampa. Oradan çıkıp L çizip duracağız. Burada yurt içi kargonun aracı var. Bu da Türkiye plakalı, 34 plakalı. Bunlar sürekli gidiyor geliyor. İşte burası Girne sahil arkadaşlar, karşı taraf. Yok ya, Mersin kadar yorucu olmadı burası. Daha pratik. Deniz hemen dibimizde. Gemiler arkadaş uzaktan küçük duruyor ama bakar mısınız? 1, 2, 3, 4. 4 sıra tır almış. Daha önünde de boşluk var. Yan yana herhalde bir 4 sıra var böyle. 4, 8, 12, 16. 20'ye yakın, belki daha fazla tır almış ön tarafa. Bunun alt tarafı da var. Şunu da belirteyim, gelirken de gördüm, giderken de görüyorum. Buradaki tırcılar, kamyoncular içip geliyorlar.
Çünkü sıradayken yani alkol kokuları inanılmazdı polis sırasındayken. Biliyorsunuz burada sabaha kadar hani yapacak bir şey yok. Bol bol içiyorlar. İçki de ucuz. Aklınızda olsun hani böyle bağırarak konuşan ne bileyim biraz şey yapan kişiler görürseniz şaşırmayın. Ya bir zararı yok. Adamlar oturmuş içiyor. Yani hani yasak da değil. İşte feribot da onlar için bir imkan. Oturuyorlar, içiyorlar. Muhabbet, sohbet falan filan. Aklınızda olsun yani. Şaşırmayın. Yani bende de 2 adet viski, 1 adet yüzük rakı var. Bilmiyorum artık ne olacak. Bir de ufak şat aldım. Belki hani ilerleyen saatlerde içerim. Öyle biliyorsunuz beni tanıyanlar tanır. Öyle çok içme huyum yok ama hani feribotta da güzel gider herhalde. Ne bileyim çıkarım kalın giyinirim. Akdeniz'in karanlığında yıldızlara bakıyorum. Yıldızlar var. Evet. Yıldızların altında bir biramı içerim. Bakın örnek vereyim. Ellerinde şey bardakları. Aslında çay bardağı değil. İçinde alkol var. Zoomlar. Yani ciddi zoomlar. Yalnız sırada beklemişim. Tesadüfen bir çocuk geldi, sordu abi akümler ne tarafta? Ana ben de kapım açık maşallah. Of of, bir dakika arkadaşlar. Ben de diyorum ayna niye arkayı göstermiyor? Allah. Ya işte insan ne kadar olursa olsun işte in evrak bilmem ne aynı havalimanı gibi yani. Allah Allah, akünler buraymış. Ben de o gemiyi sevmemiştim zaten. Ha bak. Bak akünler burayı işte. Bak bizim akünler. Düzenli. Ben de şaşırmıştım dedim ya. Bakalım bizi nereye alacaklar. Hadi bakayım kamerayı asayım da şuraya size görün. Tahmin ettiğim gibi gerçekten akünler diğerlerine göre çok kaliteli. Biraz önceki gemide geminin çavuşu diyeyim. O alkollü diyor ki sen böyle alkollü girmek yasakmış gemilere zaten. Diyor sen ayakta duramıyorsun diyor şoföre. Halbuki kendi ayakta duramıyor. Neyse yani şaşırdım. Sonra akgünlere geldim. Via Mare Gazi Magusa. Diğeri Famagusta'ydı. Şimdi karşıdaki arkadaşlar Lord Hotel. Belki dikkatinizi çekmiştir. Kazino ve şey turistik otel hani artık onları söylemek bile istemiyorum ama hani Kıbrıs tır geliyor çekileyim. Yavaş yavaş geçmeye başladılar. Yani buraya geleceksen şiddetle size tavsiyem akgünlerden şaşmayın. Gemi bile yeni ve güzel. Onu da size ayrıca söyleyeyim. Güzel bir tır geldi. Volvo. Karşıda Kıbrıs kargo. Bizi buraya aldılar. Dediğim gibi yine şey yapıyorlar. O zaman bir kenara almışlardı. Bak o da gitti. Onu da buraya alacaklar. Ufak arabaları buraya alıyorlar. Önce büyük tırları sokacaklar. Sonra bizi alacaklar. Büyük ihtimalle. Yani herhalde arkadaşlar bizi saat 10.30-11'e doğru alırlar. Mersin'den hatırlarsınız zaten. Evet, yolcular da geliyor arkadaşlar. Onların gelmesi biraz zor. Gemin içi böyle. Tabii. Rampayı açacaklar. Sanırım rampa şuradan açıyorlar. Burada dev gibi ne yangın söndüren var. Kıyemiyet Müdürlüğü gemi kurtarma. Şimdi şu dikkatimi çekti. Şimdi oradaki yolcuların buraya yürümesi yani çok uzun bir yol.
eşyalarla. Keşke onlar için bir minibüs ya da şey ayarlasalardı. Daha şık kaçardı. Yazık yani, orada yaşlısı, genci, çoluğu, çocuk. Birçok da eşya var. Bu yangın söndüren arkadaşlar. Yani itfaiye aracı. Bu filo denizcilik. Beş parmak. Adı beş parmak. Filo. Bu toros. Filonun torosu. Bu filonun beş parmağı. Filo bizden önce gidecek. Herhalde o 9.5 arabası. Yani karışık gibi duruyor ama şey yapıyorsunuz ya. Yani hani yol gösteriyorlar. Ama bu gemi çok hoşuma gitti ya. Bunu yata çevireceksiniz arkadaşlar, taş gibi. Tabii şuradan şeyleri var. Bakımlı ve güzel de ya. Böyle duruyor. Bu filonun buradan su boşaltıyor. Bilmiyorum yani bu suyu niye boşaltıyor, niye şey yapıyor da. Bakın burası rampa. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Yani hani kafayı bulsanız buradan atlasanız gidersiniz diye. Ama çok güzel. Yani temiz. Öyle pis değil arkadaşlar. Şimdi şey filoyu almaya başlayacaklar. Burayı boşalttıktan sonra biz de Akgünler'e gireceğiz. Bakın iki çocuk, adamın kucağında çocuk. Çantalar, valizler, adamlar ta bakın yürüyor, yürüye yürüye geliyorlar ya. Yani buradan Akgünler'e yakıştıramadım. Bu yolcular için bir araba, minibüs, pick-up, kamyon, kamyonet, yani ne olursa olsun bir şey ayarla kardeşim, değil mi? Sen yakında değilsin ki. Ya benim geldiğim yol arkadaşlar bakın şuradan şu geminin sonundan daha ileriden bu şekilde yürüyüp geliyorsunuz. Yani o kadar kamyon var, tır var, karanlık bir yer. Şu an şort ve tişörtleyim. Bunu söyleyeyim. Söyle göstereyim, görüneceğim mi bilmiyorum. Oldukça hava yumuşak. Wi-Fi. Bakın bunlar Wi-Fi'miş arkadaşlar. Best Wi-Fi. Hava yumuşak, ısırmıyor. Ama ısırmayacağı anlamına gelmez. Şimdi yavaş yavaş almaya başlıyorlar. Vay. Bunun ilk girdiğine bakmayın arkadaşlar. Bu son çıkacak. Bunu en köşeye alacaklar. Şimdi o buradan giriyor. Güçlü olması lazım. Ha gayret. Ha gayret. Hepsini sıra sıra alacaklar şimdi. Ya bunlar artık öğrenmiş. Ustalaşmış. Gerçi bir şey yok bunda da. Şimdi diğeri gelecek. Birinci arka tekeri kaldırıyorlar herhalde. Vay be. Benim karavan orada. Girdi. Bakın içeriden dönüş yapıyor. Diğer Mersin'deki buradan dönüş yapıp geri gidiyordu. Demek ki içerisi boş olduğu için içeriden çevirdiler ama bundan sonrakiler herhalde arkadan buradan çevirip arka arkaya girecekler. Vallahi millet kanter içinde gelmiş ya. Şunlara bak. Şimdi süreci bildiğim için ben şimdi her şeyim tamam zaten. Arkaya geçeceğim arkadaşlar. Uzanacağım. Burada dikilmenin şeyi yok. Çünkü bu baya baya sürecek belli. Biz de üst kata alacaklar. Dolayısıyla hani böyle direksiyonda beklemeye gerek yok. İşin acemsiz değiliz artık. Şimdi arkaya geçelim güzel. Zaten bir şey olursa gelip tıklatsınlar. Ne yapayım yani? 2-3 saat şeyden bekleyeceğim. Bu arada saat daha 8.30. Arkadaşlar saat 8.30. Gemi 11.30'da kalkacak. Yani 8.30, 9.30, 10.30, 13 saatimiz var. Yine 2 saat sürer. Ben geçeyim arkaya yatayım. Onlar bilir zaten. İçki dediğim gibi iki tane şu viskilerden aldım.
Bir tane büyük rakı aldım, yüzlük. Şu çikolata ıvır zıvır. Hani daha fazla da alabilirmişim. Hani ben kuralcıyım ya. Normalde diyordum hani bir tane de, hatta bir tanesini de aldım şuraya koydum ki arkadaşlar şey olmaz. Işığı açayım da. Ya, uyanıklık yapacağız ya. Yüzüğü de buraya saklamışım. Destan rakı. Bu ucuzdu ya. Yüzlük yeşil. %100 yaş üzüm. 120 lira, şok oldum ya. Buraya sığar mı? Vallahi sığar. Ama şey olur mu acaba? Birbirlerine çarpar mı? Yok arkadaşlar, bu sığmadı gibi. Sığdı da biraz öne geliyor. Bunu da böyle koyayım. Tamam ya, yeter bu kadar herhalde. Bakayım ne yapıyor onlar. Oho, daha tırlar gelecek, tırlar gidecek. Hala bekliyoruz. Ben de telefondan belgesel açtım, onu izliyorum. Saat 10'a geliyor. Eş zamanlı işte Toros gemisi alıyor, bizimki alıyor. Bizim karşıda görüyorum zaten. Yanıma çok güzel bir karavan geldi. Iveco. Ama 4 çeker. Yüksek. Her tür, yani Afrika'da gidebilecek bir tarz. Offroad tarzı. Yanımda hani içindeler, çekmek istemedim ama karavan illaki feribotta vesaire bir şekilde yakalarım onu. İşin kötüsü uykum geliyor, en geç 10-11'de yatmış oluyorum. Allah bir an önce alsınlar da bizi, zaten direkt yatacağım hani gece zaten. Çok bir şey görecek, görmeye değer bir şey yok. Sabah asıl güzelliği görürüz, sorun değil. Ve karşıda gördüğünüz Toros gemisi gidiyor şu an. Sanırım o 9.5 feribotu. Tabii o şimdi limandan ayrılacak, ilk o yüklendi. Herhalde bizle, yani Akgünler'le şu karşımda gördüğünüz Toros'ta aynı anda çıkacağız. Tahminime göre bu feribotların zarar etme şansı yok. 2 günde bir olmasına rağmen ve 2 günde bir işte Mersin'den 3 tane çıksa, buradan 3 tane çıksa, böyle dev gemiler, feribotlar. Fiyatlara bakacak olursak ve full, hani dolu, boş değil hiçbiri, dolu yani, hani motosiklete bile yer kalmayacak derecede dolu, zarar etmeleri imkansız. İki firma var, Filo, Akgünler, bir tane daha olması lazım ama onu hatırlamıyorum, ama zarar etmeleri çok çok zor. Güzel iş yani. Bu arada geçen rampaya çıkışımı, yani gemiye direkt çıkışımı verememiştim. Şöyle kamera düşmüştü, o yüzden verememiştim. Şimdi sabitleyeceğim. Gemiye çıkışımı baştan sona izleyeceksiniz. İşte manevralar nasıl oluyor gibi gibi. Çekingeniz varsa, yani koca tırlar çıkıyor. Karavanın çıkması çok çok kolay. Aklınızda olsun. Öyle bir korku olmasın içinizde. Hani Mersin Limanı ile burayı kıyaslamıyorum. Burası uluslararası bir liman. Dolayısıyla dev gibi gemiler yanaşıyor. Yüzlerce, binlerce gemi var. Dolayısıyla Kıbrıs feribotlarına dar bir yer ayrılmış. Doğal olarak siz de gördünüz zaten, izleyenler bilir. Ve yine dediğim gibi çok 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 lüks ve pahalı araçlar gemiye biniyor. Bizim gemiye. Chrysler'in bu büyük jipi vardır ya, o var, Audi'ler, Porsche'lar, Q7, Q9 bilmem neler vesaire vesaire, çok sayıda lüks araç var arkadaşlar. Dediğim gibi burada biraz daha hesaplı araçlar,
Dolayısıyla insanlar bunu tercih ediyor. Buradakilerin çoğunun Türkiye'yle de bağı var. Buradan direkt gidiyorlar. İşte bir ay Türkiye'de takılıp ya da gezip ya da iş yapıp geliyorlar. Ama ona şahit oldum. Hatta o araçları size göstereceğim. Yani belki Türkiye'de 5-6 milyonluk araçlar. Arkadaşlar asansör sistemi varmış bunda. Şu an asansörle bizi yukarı alıyorlar. Güzel bir sistem. Kırları da alıyorlar. Şu an arkamda bir kamyonet var. Onunla beraber yukarı doğru çıkıyoruz. Güzel bir sistem. Direkt üst kata çıktık arkadaşlar. Geminin dışına. Arkadaşlar yani yerimiz o günkü gibi güzel değildi de neyse yapacak bir şey yok. Yerimi hiç beğenmedim ama neyse idare edeceğiz. Burası biraz kapalı yerde kalıyor. Buraya çıkması da zor, dar. Zaten uyuyacağız ama neyse şu taşınma terhanesi bitince hava da temizlenir içerideki hava.
Neyse bir yukarı çıkalım bakalım. Oh, arkadaşlar buranın açık alanı güzelmiş ya. Bu gemi diğerinden daha iyi. Çok güzel koltukları var. İçeride dışarıda. Biraz gezdirelim bakalım. Benim karavan kayboldu burada. Benim yanıma bir araç alıyorlar. Kapı açılır. Önden görünüşü. Oturma yerleri yukarıda ama güzel bir gemi. Bu o geldiğimiz gemiden daha yeni ve kapsamlı. Asansör olayını sevdim mesela. Yolcu salonu. Herkes bir köşede uyuyor arkadaşlar. Çok da girmek istemiyorum insan içine. Rahatsız olan olabilir. Yarın gemi boşalırken gösteririm. Saat kaç oldu biliyor musun? Saat Kıbrıs saatiyle 12'ye geliyor. Yani bir yarım saat gecikmemiz var. Belki bu bir saate çıkacak. Yani bir saat rotar yaptık şimdiden. Bakın üst yolcu tarafı buradan daha iyi görünüyor. Bu açık mı peki? Kapalı yeri var mı? İllaki vardır da. Yani insanlar açık yeri tercih ediyor. Şurada oturulacak yerler var. Ada vapuru gibi amca yatmış. Anlamadım ki asıl şimdi yoğunlaştı tırlar. Ne yapacaklar bilmiyorum. Bu arada arkadan almıyorlarmış. Hani oraya park etmek için mi gidiyorlar, manevra yapmak için mi anlamadım. Bakın biz tam şuradaydık. Şu kıyı emniyeti yazıyor ya. Gemi kurtarma. Tam oradaydık. Hatta ben böyle zikzak çizerek çıktım. İyice karıştı. Bunlar ne yapıyor? Garip bir durum. Arkadaşlar bu terane bitmez. Benim de başım ağrıdı. Yoruldum. Saatte zaten 12.30'u geçti. Güzel gidip uyuyayım. Ne yapayım? Bu arada lastik havasını kontrol edeceğim ya. Sanki lastik inmiş. Direksiyon zor dönüyor dururken de. Bir ona bakayım da. Olmadı. Mersin'de taş ucunda ilk benzinliğe gireyim. Patlak varsa da tamir edeyim. Evet arkadaşlar bu lastik inmiş. Bayağı inmiş. Bende pompa var. Bunu şişireyim. Büyük ihtimalle patlak var. Daha önce inmemişti. Bunu ben sabah halledeyim. Sistemi böyle göstereyim. Ama bu araba da araba. 750 Volvo. 750. Süper. Sistem güzel. Bakın. Direkt çıkardı. Güzel bir araç.